Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan ve ülke genelinde bulunan Caferi liderlerine hediye edilmek üzere gönderilen mektuplar ve kitaplar Kars'ta sahiplerine ulaştırıldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından gönderilen Hazreti Hüseyin'in ahvalini özetleyen içeriğe sahip Alevi Bektaşi klasikleri içerisinde de yer alan Malakat adlı kitap ve Görmez tarafından yazılan mektup Kars İl Müftüsü Mehmet Genç'in eliyle Hazreti Ali Çarşı Camii Alimi Şıh Behram Geleği Ehli Beyt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinden Mir Kasım Erdem, Mir Ali Ekber Işık ve diğer Caferi liderlerine teslim edildi. Kars İl Müftülüğü İl Binası'nda sohbet eşliğinde takdim edilen hediyeler sonrasında açıklama yapan Hazreti Ali Çarşı Camii Alimi Şıh Behram Geleği, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek Hazreti Hüseyin'in matemi tüm Müslümanların matemidir dedi. İmam-ı Hüseyin sadece bir kitleye ait olan şahsiyet değil. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin aziz torunudur. Hazreti Hüseyin'e Resulullah gözyaşı döküp ağlayıp, yani bu programlar, bu ağlamalar, bu taziyeler sonradan çıkan bir bid'at değil. Bugün Sayın Müftümüz de bunu iyi biliyor, hocalarımız da iyi biliyor. Birçok muteber hadis kitaplarında, tarih kitaplarında Resulullah'ın Hazreti Hüseyin'i ilk dünyaya geldiğindeki kucağına alır, gözyaşı dökür ağlıyor. Hatta Esma bint-i Ümeys diyor, arz ettim ya Resulallah, niye ağlıyorsunuz? Allah size büyük bir nimet verip, torun verip, sevinmeniz gerekirken ağlamanızın nedeni nedir? Allah Resulü aynen şöyle buyuruyor ya Esma, biraz önce Cebrail Emin bana bu torunumun dünyaya geliş müjdesini verdi. Ama bir acı haber de verdi. Ki ya Resulallah, zaman gelecek Kerbela denilen çölde senin bu torununu şehit edecekler. Ve Resulullah ağladı diyor. Her Muharrem ayı geldiğinde, Aşura günlerinde Allah Resulü bazen hanımlarının evine giderdi. Bazen Hazreti Fatimetü Zehra'nın evine gider, Hazreti Hüseyin'i alardı kucağına. Onun başına gelecek faciaları, musibetleri dile getirer ağlardı. Yani Hazreti Hüseyin taziyesi, matemi bir kitleye ait olan bir yön değil. Bütün Müslümanlara aittir. Kars İl Müftüsü Mehmet Genç ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Kerbela hadisesi ve Aşure günüyle ilgili Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın Seyyid-i Şüheda Hazreti Hüseyin hakkındaki yazdıkları mektup ve Diyanet İşleri Başkanımızın İslam aleminin de bugünkü halini ahvalini güzelce özetleyen mesajını burada işte bizim Ehl-i Beyt ve Caferi mensubu olan liderlerine yani sivil toplum önderlerine o mektupları iletmek üzere o gün verdik. Ayrıyeten bugün burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınları içerisinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basımı gerçekleştirilen ve Alevi Bektaşi Klasikleri adı altında Makalat adlı eserini de hediye olarak gönderdiler. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Beyefendi'nin hediyesi olarak takdim ettik. Bugün ayrıyeten kendilerine de Aşure günüyle ilgili de bir davetiye vardı. Tabii ki Aşure günü kendileri burada programlarda oldukları için ona gidemediler. Bu vesileyle biz hem başkanımızın mektubunu hem de bugün de gönderdikleri Makalat adlı kitabı da aynı şekilde kendilerine hediye ettik bu günün anısına. Biz burada hep birlikte yani Ehl-i Beyt sevgisi, Hazreti Hüseyin sevgisi ve Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin neslinin yani muhabbeti üzerinde birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzun güzel bir ifadesi oluştu. Tabii ki önemli olan burada bizim
kardeşliğimizin, din kardeşliğimizin sosyal hayatta da yani yatay olmaktan ziyade dikey olarak gerçekleşmesini sağlamak. Tabii kanaat önderlerimiz bu konuda rehberlik edecekler. Biz kendilerine de buraya kadar müftülüğümüze kadar geldikleri için teşekkür ediyorum.